Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, haftalar önce başlattığımız rasyon eğitim videoları serimizde yenisiyle sizlerle beraberiz bugün. Bugün kendi yemimizi artık yapmaya başlıyoruz. Bundan sonra büyüttüğümüz kuzularımızı, toklularımızı besleyeceğimiz yemi yapıyoruz. İlerleyen haftalarda koyunlarımız için yemleri, kuzularımız için yemleri hepsini ayrı ayrı konuşacağız. Ama bu hafta sıra toklularımızın beslenmesinde. Videoya başlayacağım. Başlamadan önce sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz videolara beğen işaretine bastığınız takdirde beni çok mutlu edersiniz. Hem videomuzun daha fazla kitleye ulaşmasını, daha fazla insanın istifade etmesine sebep olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda da daha büyük kitlelere ulaşmamızı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu hatırlatmayı yaptık. Şimdi elimizdeki malzemeleri sayalım istiyorum. Elimizde mısır filekimiz var arkadaşlar. Tane mısır da kullanabilirsiniz. Bizim elimizde filek vardı. Mısır filekle yapıyoruz. Yanında arpamız var. Ezilmiş şekilde. Siz aynı şekilde tane de olarak kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kuzularımız ve toklularımız tane mısırı ve tane arpayı sindirebiliyor arkadaşlar. Üzerinde bulunduğum çuval kepeğimiz. Yanında da ayçiçek tohum küspemiz var. ATK dediğimiz. Sağ tarafımda vitamin, mineral, kalsiyum, fosfor takviyelerimiz var. Sol tarafımda da aynı zamanda tuz ve amonyum klorür var. İdrar taşı oluşumunu da önlemek için kullanacağız. Birazdan formülasyonu açıklayacağız. Birlikte karıştıracağız. Birlikte yapacağız. Elimize ne gibi bir ürün çıkacak? Çuval başında ne kadar kâr edeceğiz? Aynı zamanda da kuzularımız için ne kadar faydalı bir yem üreteceğiz? Bütün bunları konuşacağız. Hadi yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, yemi yapmaya başlayacağız şimdi. Arpamızdan, mısırımızdan, kepeğimizden ve aynı zamanda da ayçiçek tohumundan kaçar kilo koyacağımızı, vitamin minerallerden de kaçar gram koyacağımızı birazdan burada hep beraber sizlerle birlikte yapacağız. Önce arpamızı koyarak başlayalım. Aynı zamanda kilolardan da bahsedeceğim. Videonun sonunda da toparlamasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi arpamızdan 20 kilo alacağız arkadaşlar. Hadi 20 kilo arpamızı alalım. Önde bir terazimiz var. Orada da tartacağız. Şöyle devirelim. Kaç kilo geldi Ürkan? Bu kova 6,5 kilo. Tamam. Bir kilo da şeyin kendi ağırlığı vardı. Plastik kabın. Tamam. Döküyor abi. 5,5 kiloyu aldık. Ürkan nereye gittin Ürkan? Ya, devam. Tamam. Beş kilo da bunda var arkadaşlar. Oldu 10,5. Tamam. Beş kilo daha geldi. 15,5. Aynen. 20 kilogram arpamızı koyduk arkadaşlar. Şimdi sırada mısırımız var. Biraz da mısırdan koyacağız. Mısır çuvalımız arkamızda. 15 kiloda mısır koyacağız arkadaşlar şimdi. Yavaş yavaş onu da almaya başlayalım. Bu arada şunun altını çizelim arkadaşlar. Bu arpa ve mısırı ham tane olarak da kullanabilirsiniz. Bizim elimizde şu an mısır için filek. Arpa için de ezme olduğu için biz öyle tercih ettik. Ama siz burada ham tane kullanabilirsiniz. Biz aynı zamanda birazdan bunların fiyatlarını da vereceğim size. Ve en sonunda da çuval başında ne kadar kazanç elde ettik, bunu da konuşacağız. Birazdan bütün hepsini değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi 15 kiloyu tamamlayacağız. 1 kilo kendi ağırlığı vardı. İçerisinde 5 kilo da mısır var arkadaşlar. Dört kilo da buradan geldi. Etti 9 kilo. Tamam. 5 kilo da buradan geldi. Etti 14 kilo. 1 kilo daha alacağız. Aynen. 15 kilo mısır filekimizi de koymuş olduk. Şimdi sırada ayçiçek tohum küspemize geldi. Ayçiçeğimiz de burada.
6 kiloda ayçiçek tohum küspesi kullanacağız arkadaşlar. 4,5 kilo var bunun içerisinde. Arkadaşlar kullanmış olduğumuz ayçiçek tohum küspesi 28 proteinli bir ayçiçek tohum küspesi kullanıyoruz. İthal olanlarda 33-34 proteine kadar çıkıyor. Bazı bölgemizde de ülkemizde 20 protein olanları da satılıyor arkadaşlar. Bizim burada fiyat performans olarak baktığımızda 28 proteinli hem fiyat olarak uygun hem de protein kalitesi olarak yüksek olduğu için biz bunu tercih ediyoruz. İthallerde fiyat biraz fazla yüksek oluyor. 20 proteinli arkadaşlar çok zayıf bir protein olmuş oluyor. O yüzden 28 proteini size tavsiye edebilirim. Tartıyoruz. Aynen öyle. 1,5 kilo. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün asıl karışımını aslında şu an elde etmiş olduk. Arpamızı, mısırımızı ve ayçiçek tohumumuzu koyduk. Biliyorsunuz ki daha önceki anlattığım videolarda bunlardan kesif yem olarak bahsediyoruz. Enerji kaynağı olarak mısırla arpayı tercih ederken protein kaynağı olarak da ayçiçek tohumunu kullanmış olduk. Şimdi sırada kepeğimiz var arkadaşlar. Dolgu malzemesi olarak da bunu biraz rahatlatmak için, hayvanda sindirilebilirliğini arttırmak için kepek kullanacağız. Ama kepeği biz elimizdeki tuz, amonyum klorür, vitamin mineral ve kalsiyum fosforla karıştırarak dökeceğiz buraya. Çünkü onlardan çok az miktarda koyacağımız için en sona onları koyarsak iyi bir şekilde karışmayacaktır. O yüzden biz şu an kovamızın içerisinde bu karışımı hazırlayıp o karışımı buna ilave edeceğiz arkadaşlar. Hadi kepeğimizi koyalım. Kepekten de 8 kilo kullanacağız arkadaşlar. Önce çok olan miktarını bir dökelim. Sonra az bir miktarla içeride karışımını yapıp buraya dahil edeceğiz. Dört buçuk. Şimdi 3,5 kiloyla elimizdeki diğer katkıları karıştıracağız. Tamam, 3,5 kilo var. Şimdi bu karışım için bize lazım olan 2 kilo vitamin mineral takviyemiz var arkadaşlar. Onu da koyalım. Tartımıza buradan bakarak koyacağız. Şu an 3,5 kiloyu gösteriyor. 5,5'a kadar koyacağız. Biraz daha koyalım. 5'e vardın. Biraz daha koyduk mu? Tamam. Şimdi 500 gram tuzumuzu koyacağız. Bildiğiniz kaya tuzu arkadaşlar. Şimdi 500 gram da amonyum klorür koyacağız. 100 gram da kalsiyum fosfor koyacağız arkadaşlar. Koy bakalım. Koy. Tamam. Evet arkadaşlar içerisine koyduk hepsini. Şimdi kepekle bir güzel karıştıracağız. Tuz koyduk. Vitamin mineral premiximizi koyduk. Kalsiyum fosfor koyduk. Bir de amonyum klorür koyduk içerisine. Kepekle karıştırmış olduğumuz diğer katkıları da şimdi arkadaşlar yemimizin içerisine dökeceğiz. Şöyle dökmeye başlayalım. Daha homojen karışması için, daha kolay olması için şöyle mümkün mertebe yaydırırsak daha güzel olur. Evet arkadaşlar şimdi her şey hazır. Karıştırmaya başlıyoruz. Basit usulle elle karıştırabiliriz arkadaşlar bu şekilde. İlla bunu karmak için makine almanıza gerek yok. Toplamda biz şu an bu formülü 52 kilo 100 gram olacak şekilde ayarladık. Bu bizim toplam tam 100 adet 40-45 kilo arasında canlı ağırlıktaki kuzularımız için hazırlamış olduğumuz yem. Şu an karışımımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar birazdan bu karışımın içerisine yonca ile saman da ilave edeceğiz. 50 kilo saman, 16,5 kilo kadar da yonca koyacağız. Onların bir günlük rasyonunun tamamını hazırlamış olacağız. Ama bunun homojen bir şekilde karışması için aynı zamanda bunu da biraz tatlandırmak için melas kullanacağız. Bütün bu karışıma
1 kilo kadar da melas koyacağız arkadaşlar. Tabi melası suyla sulandırmamız da lazım. Önce 1 kilo melasımızı alalım Ürkan. Tamam. Evet, şu an 1 kilo melasımızı koyduk arkadaşlar. Melas yoğun kıvamlı olduğu için tabi önce bunun üzerine su ilave etmemiz lazım. Bunun için de yaklaşık bir 8-10 kilo kadar su koymanız yeterli. Burada suyun miktarı önemli değil. Önemli olan bu melasın iyi bir şekilde sulandırılmış olması. Evet arkadaşlar, biz üzerine 10 kilo kadar da su koyduk melasın, 1 kilo melasın üzerine. Şimdi melasın güzel bir şekilde suyla karışması için karıştıracağız. Evet arkadaşlar, melasımız da suyla karıştı. Şimdi burada bizim önümüze bir yol ayrımı çıkıyor. Tercihi burada size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz bu 20 kilo arpa, 15 kilo mısır, 6 kilo ayçiçek tohumu, 8 kilo kepek, 2 kilo vitamin mineral katkısı, yarım kilo tuz, yarım kilo amonyum klorür ve 100 gram da DCP dediğimiz kalsiyum fosforu burada karıştırdık. Toplamda 52 kilo 100 gramlık bir kesif yemimiz oldu arkadaşlar. Bu 100 tane kuzunun 40-45 kilo canlı ağırlıktaki 100 adet kuzunun bir günlük ihtiyacı. Tabii bu kesif yem. Bunun yanında kaba yem de vermemiz lazım. Bunun için de 100 adet kuzumuza 50 kilo saman ve 16,5 kilo yonca kullandık arkadaşlar. Şimdi siz isterseniz bu karışımla yonca samanı ayrı ayrı verebilirsiniz. Şu an bizim yapacağımız gibi isterseniz de yonca ile samanı bir yem karmada kıyıp daha sonra bu kıyımı bunlarla karıştırarak tek parça haline de getirebilirsiniz. Bunu tamamen sizin inisiyatifinize bıraktım. Çünkü az sayıda hayvanla bu işi yapanların böyle bizdeki gibi büyük yem karma makineleri olmadığı için, samanla yoncayı kıyıp homojen hale getiremeyecekleri için samanla yoncayı bununla karıştırmak mümkün olmayacak arkadaşlar. İşte onlar için tavsiyem bu karışımı bu şekilde yapıp direkt hayvanlarınızın önüne dökebilirsiniz. Unutmayın, bu günlük karışımınız. Bunun yarısını sabah, yarısını akşam vereceksiniz. Aynı zamanda da bu hayvan, 100 adet hayvan için 50 kilo saman ve 16,5 kilo yoncayı da ikiye bölüp sabah akşam verebilirsiniz. Bu muhteşem bir toklu yemi olmuş oldu. Şimdi isterseniz bir yandan karıştırmaya başlayalım. Bir yandan da hangi ürünü neden kullandık, hangisi bizim ne işimize yarıyor, bunların detaylarına girmeye başlayalım. Arkadaşlar, yapmış olduğumuz işlem 100 adet kuzunun bir günlük ihtiyacı için yapmış olduğumuz bir şey. Sizin daha az sayıda hayvanınız varsa tabii ki de daha az sayıda hayvan için bunun daha azını yapacaksınız. Eğer fazla miktarda kuzunuz varsa az önce bahsettiğim gibi kaba yemi ayrı, kesif yemi ayrı da verebilirsiniz. Küçük bir yem karma alıp hepsini içine atıp içinde de karıştırabilirsiniz. Biz bugün burada elle yapacağız. Ürkan, yavaştan başlayalım. O karmayı hem ortaya hem böyle etrafa yaydıra yaydıra üstüne atalım. En sonunda melasını da atıp güzelce karıştıracağız. Birbirini bağlaması için, ayrılmaması için. Aynen, çok güzel. Biraz sonra hesaplamalarını da yapacağız. Ne kadar kâra geçirdiğini de göreceğiz aynı zamanda. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlamış olduğumuz melası dökeceğiz. Şöyle etrafını gezdik. Biraz ortaya da attık. Evet, hazır, karıştırmaya devam. Evet arkadaşlar, birkaç dakikalık bir karışım olacak. Güzel bir ürün ortaya çıkacak. Hepsini birbirine homojen bir şekilde karıştırmaya çalışıyoruz. Çok zor bir iş değil. Ama dediğim gibi ayrı ayrı da verebilirsiniz. Harç karar gibi, aynen. Bir ileri aktarın, bir beri aktarın yani. Evet arkadaşlar, işte kendi yemimizi yaptık. Sizler de görüyorsunuz. 12 proteini, 2650 enerjisi var. Yani piyasada satılan toklu yemleriyle birebir, üzerinde yazan rakamlarla birebir aynı bir yem üretmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim hesabını kitabını çıkartmaya. Arkadaşlar, bugün yapmış olduğumuz 52 kilo 100 gramlık bir toklu yemiydi. 20 kilo arpa, 15 kilo mısır, 8 kilo kepek, 6 kilo ATK kullanarak yaptık. Onun dışında da az önce vitamin, mineral, tuz, kalsiyum, fosfor
ve amonyum klorür ilave ettik. Peki bu 52 kilo 100 gram neye mal oldu? Hemen onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar kullanmış olduğumuz arpa ezme arpaydı ve bugünün güncel fiyatından yazdım arkadaşlar. Biz bu güncel fiyatı 1 lira 75 kuruş olarak aldık. Eğer siz bunu harmanında almış olsaydınız geçtiğimiz sezonda 1 lira 30 kuruşa rahatlıkla bulabilirdiniz. Daha aşağıda daha yukarıda rakam çıkabilir. Ben ortalama rakamlardan bahsediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda biz bugün burada mısır file eki kullandık. Eğer mısır file eki kullanmasaydık biz bunu sezonunda ham tane olarak alsaydık 1 lira 60 kuruşa mısır alabiliyorduk. Ama kullanmış olduğumuz filek 2 lira 40 kuruşa geliyor. Aynı zamanda kepeğimiz şu gün şartlarında 2 lira 10 kuruş ama sezonunda alsaydık 1 lira 20 kuruşa kadar düşürmüş olacaktık. ATK'mızda şu an 2 lira 42 kuruştan aldık. Eğer sezonunda alsaydık 2 liraya alacaktık. Peki bugün en yüksek fiyattan aldığımız ezme ve filek kullandığımız yemde kar edebildik mi ona bakalım. Bütün bu rakamları üst üste koyduğumuzda vitaminimizin kilosu 6 liraya denk geliyor. Tuzumuzun kilosu 1 lira 60 kuruşa denk geliyor. Amonyum klorür 8 lira kilosu. Aynı zamanda disiplinin kilosu da 7 lira arkadaşlar. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda 50 kiloluk bir yemimiz bize 115 liraya mal oldu arkadaşlar. Siz şimdi bu rakamları topladığınızda 120 lira çıkacak ama o 52 kilo 100 gramlık yemin fiyatı. Biz çuval bazı karşılaştırma yaptığımız için o çıkan 120 lirayı 52 kiloya bölüp 50 ile çarptığımızda 50 kiloluk bir çuvalın bize maliyeti 115 lira. Peki biz bunu hazır fabrikalardan satın alsaydık şu günlerde toklu yemi fiyatları ne kadar size söyleyeyim. 130 lira ile 150 lira arasında değişiyor arkadaşlar. En düşüğünden 130 liradan gidecek olursak şu günün ham maddenin bulunmadığı en yüksek fiyattan aldığımız filake ve ezme kullandığımız şartlarda 115 liraya mal oldu. En kötü ihtimalle 15 lira bugün kardayız arkadaşlar. İyi ihtimale geçtiğimizde harmanında aldığımızda bunları ise arkadaşlar o zaman 52 kilosu bize 89,5 liraya geliyor. Bunu da 50 kiloluk çuvala böldüğümüzde 86 liraya düşüyor arkadaşlar maliyetimiz. Yani az önce 15 liralık karımız vardı. Şimdi çuvalda karımız 45 liraya çıkmış oldu arkadaşlar. Yani biz bugün ne yapmış olduk? Biz bugün toklularımıza mısırı, arpayı, ayçiçeğini kullanarak, vitamin mineralini koyarak, her şeyi kendimiz katarak içeriğinin ne olduğunu %100 bir şekilde bildiğimiz bir yem ürettik arkadaşlar. 100 adet kuzunun ihtiyacı olan bir yemi üretmiş olduk. Ve şu anki şartlarda ham maddenin en pahalı olduğu durumda bile bu ham maddeleri alarak bunu yaptığımızda çuvalda 15 lira kâra geçmiş olduk. Eğer sezonunda almış olsaydık, filake ya da ezme kullanmamış olsaydık o zaman da 44-45 liralara varan bir çuvalda karımız olacaktı arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok iyi bir kar. Sizin de çok basit bir şekilde, pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir şey yapmış olduk. İki seçenek sunduk sizlere. İsterseniz kesif yemleri karıştırıp ayrı, kaba yemleri ayrı da verebilirsiniz. Ya da bizim gibi burada imkanlarınız varsa, yem karma makineniz varsa, yem karmada karıştırmış olduğunuz samanla yoncayı bununla beraber birleştirip karıştırabilirsiniz. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Bizim yem karma makinamız 10 metre küplük olduğu için bu karışım onun içerisinde maalesef karışmıyor. Çok büyük bir makina. Ama sizin eğer 1 metre küp, 2 metre küp, 3 metre küp gibi küçük makinalarınız varsa bunu bizim yaptığımız gibi hiç elle değil direkt makinanın içine atarak da komple tamamını karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça sağlıklı ve aynı zamanda ciddi manada ekonomik bir ürün elde etmiş olduk. Arkadaşlar bu yapmış olduğumuz karışımı bir bütün olarak düşünün. Bunu sakın unutmayın. Yani yapmış olduğumuz bu kesif yem bizim 100 kuzuda 16,5 kilo yonca kullanacağımız hesaba katılarak hazırlandı. Yani eğer biz burada kaba yem olarak sadece saman kullansaydık ya da çayır otu kullanmış olsaydık proteinimiz daha düşük olacaktı. O zaman kullanmış olduğumuz bu karışımın içerisindeki protein yetersiz olacaktı. Belki ayçiçek tohumunu biraz daha yükseltmemiz gerekecekti. Yemi bir bütün olarak düşünün arkadaşlar. Mutlaka sizler de fabrikadan çeşitli yemler alıyorsunuzdur. Bazı insanlar aldığı firmadan çok memnun kalırken aynı firmanın başka müşterileri hiç memnun kalmıyor. Bunun da altında yatan en önemli sebeplerden birisi budur. Çünkü siz kendi işletmenizde örnek veriyorum yulaf, yonca, regres, bezelye kullanıyorken komşunuz daha farklı bir kaba yemle, samanla, çayır otuyla
Eğer bu yemi destekliyorsa o istediği sonucu alamıyorken siz istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Aynı şekilde de bazı durumlarda saman kullanan, çayır otu kullanan, fabrika yemiyle destekleyenler çok memnun kalıyorken yonca, regras, bezelye kullananlar kullandığı yemden bir takım şikayetlerde bulunuyor. Çünkü onların yemlerinde protein ve enerji yüksek olduğu için diğer kullandığı kaba yemlerde de protein ve enerji yüksek olduğundan dolayı iki yüksek bir araya geldiğinde bu sefer de hayvanlarında enerji ve protein fazlalığından çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kullanmış olduğunuz bir yemin sizin işletmenizde istediğiniz başarıya ulaşabilmesi için onu hangi kaba yemlerle desteklediğiniz çok 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 önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun sonunda bir teşekkürü ilave etmezsek büyük ayıp yapmış olurduk arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar işletmemize İsmail Bey sayesinde Rota Yem'den yem alıyorduk. Aynı zamanda da Gönen, Serdar Tarım, Serdar Bey sayesinde de o bayi üzerinden yemlerimiz firmamıza geliyordu. Biz bugün kendi yemimizi ürettik ama bu yemi üretmemizde hem fikir aşamasında hem de kullanacağımız ham maddelerin temini aşamasında Rota Yem İsmail Bey ile Gönen'den Serdar Tarım, Serdar Bey'in çok büyük katkılarıyla yaptık arkadaşlar bunu. Yani sadece ve sadece bize yem satmayı amaçlamadılar. Aynı zamanda da işletmemize daha uygun fiyata istediğimiz özellikte nasıl kendi yemimizi kendimiz üretiriz, bu noktada da bize büyük katkıları oldu. Yani biz onlara yem satamayacağız deyip de bizim yapmak istediğimiz bu işi baltalamaktan ziyade bizim yapmak istediğimiz bu işi teşvik ettiler ve yapımı aşamasında dahi yanımızda bulundular. Bütün çekimleri aşamasında da yanımızdaydılar. O yüzden Serdar Bey ile İsmail Bey'e gerçekten sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Umarım istifade edersiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. O zaman beğen işaretine basmayı unutmazsanız, aynı zamanda da kanalımıza abone olursanız bizleri de çok mutlu etmiş olursunuz. Önümüzdeki günlerde koyun yemiyle, kuzu yemiyle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hem videomuzun daha fazla kitleye ulaşmasını, daha fazla insanın istifade etmesi, daha fazla insanın istifade de nasıl denir o ya? Daha fazla insanın istifade etmesine. Daha fazla insanın istifade etmesine sebep olmuş oluyorsunuz. 20 kilo arpa, 15 kilo mısır, 8 kilo mısır, 8 kilo kepek, 6 kilo ayçiçeği, ayçiçeği 2 kilo vitamin, vitamin, gram tuz, amonyum klor, 100 gram DCP. Bizim şeylerimiz ne kadar? Yonca, saman? Onları da hemen yüzde çarpalım.